arkadaşlar, rasyonel sayılara geçeceğimizi geçenden söylemiştim zaten. Bir ders öncesinden haberiniz vardı. Rasyonel sayılara giriş yapacağımız zaman birazcık daha hazırlıklı bulunmanızı istemiştik. Rasyonel sayılara niye ihtiyaç duyduk? Onunla ilgili birkaç tane figür var burada. Sizce bunlardan haklı olanlar kimler ya da haklı olabilirler mi? İhtiyacımız gerçekten var mı yok mu? Onu bir tartışalım. Garfield ne demiş? Sayılar, rasyonel sayılar niçin var ki? Yani niye başka bir şey yok da rasyonel sayılar var? Sizce rasyonel sayılara ihtiyacımız var mı yok mu? Veyahut da bu kim bu? Donald Duck mı? Bence hiç gerek yok demiş. Sizce de mi gerek yok? Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Veyahut da rasyonel sayılar bizim bildiğimiz sayılar mıdır? 1, 2, 3, 4, 5 değilen sayılar mıdır rasyonel sayılar? Yoksa o kim? Şu? Jerry de demiş ki icat çıkarmayın, bize sayılar yetiyor zaten. Niye başka şeylere ihtiyacımız olsun ki demiş. Aslında bunların her birisi de sizin düşüncelerinizi yansıtıyor. Öğrenci, matematik öğrencisi, özellikle matematik öğrenen öğrenciler diyor ki hocam yeni şeyler niye öğreniyoruz ki? Niye ihtiyacımız var? Sizce rasyonel sayılara niye ihtiyacımız var? Bize doğal sayılar yetiyor mu? Tam sayılar yetiyor mu? Rasyonel sayılar niye var? Bir bütünün parçalarını göstermek için bize rasyonel sayılar lazım. Bir bütünün parçalarını gösterirken derken şunu kastediyorsun. Bir tam olanlar tamam, iki tam olanlar da tamam ama bir ile iki arasındakileri nasıl gösterelim? Başka? Başka nerede kullanırız? Rasyonel sayıları kullandığımız yerler var mı? Kesirleri kullandığımız yerler var mı? Marketlerde kullanırız. Her şey fiyatı tam sayı değil. Yani her şey 9 lira 10 lira değil. 9 lira 25 kuruş olan var, 9 lira 76 kuruş olan var. Dolayısıyla her şey tam olarak gösterilmiyor. Yaşınız, mesela atıyorum ben 5 Mayıs doğumluyum. 5 Mayıs'ta diyelim ki tam yaşıma girdim. Oldum 40. 40'dan sonra diyelim ki 3 ay sonra 40 değilim. 41 de olmadım daha. Arasında da yaş sayılar var. Demek ki her şey, dünya üzerindeki her şey, bütün sayılar tam sayılar değil. İhtiyacımız var. Yani rasyonel sayılara niye ihtiyacımız var? Büyük ihtimalle kullandığınız için, günlük hayatta kullanmadığınız hiçbir şeyin matematikte işi zaten yok. Eğer şöyle bir şey olsaydı, rasyonel sayılar var, matematikte biz bunu öğreniyoruz. Fakat günlük hayatta hiç yok. Böyle bir şey matematiğin içinde yok zaten. Eğer bir şey öğreniyorsak okulda, matematik dersinde bir şey öğreniyorsak, mutlaka günlük hayatta karşılığı var olduğu için öğreniyoruz. Şimdi bunlardan bu vatandaşların bir kere çok da fazla haklı olmadıkları, ihtiyaç duyduğumuz ortada. Peki, şu Şirine'nin dediği, acaba 1, 2, 3, 4 diye mi gidiyor? Nerede bu sayıların tamamı? Nerede bulunuyor? Sayının şekli nasıl dediğimizde? Rasyonel sayılara baktığımızda şöyle bir şey görüyoruz arkadaşlar. Rasyonel sayı dediğimiz sayılar, genel anlamda kesir sayıları. Bizim 6. sınıfta ve 7. sınıfta gördüğümüz kesir sayıları. Nedir? Payı var, faydası var ve bu pay ve faydasından sonra belli bir yeri oluyor. Sayı doğrusunda işte 0 ile 1 arasında mı, 3 ile 5 arasında mı, 5 ile 8 arasında mı belli bir yeri var. Rasyonel sayıların yerlerini bulabilmek için ilk önce rasyonel sayıyı güzel okumak lazım. Neymiş rasyonel sayı? İki tane tam sayının birbirine bölümüymüş. Kısacası iki tane tam sayı seçeceğiz. Birbirinden farklı. İki tane tam sayı birbirine böleceğiz. Tek dikkat edeceğimiz şey ne? Buradaki. Faydanın sıfır olmaması. Faydanın şuradaki B sayısının sıfır olmaması. B sayısını sıfır seçersek rasyonel sayı tanımsız oluyor arkadaşlar. B'yi sıfır seçemiyoruz. Buradaki B sayısını asla sıfır seçmeyeceğiz. Yani fayda sıfır olmayacak. Peki 4 bölü 5 rasyonel sayı mı? Evet. Niye? Çünkü kurallara derken B'yi 0 almamış. Kaç almış? 5 almış. B'yi 0 seçmemiş. Peki A'yı? 4. A ile 4 almış. A'da bir engelimiz yoktu zaten. Dolayısıyla bu vatandaş rasyonel. Peki 0 bölü 4 rasyonel mi? 0 bölü 4 rasyonel mi Mustafa? Rasyonel. Niye? Çünkü B'li 0 almamış. Diğer ikisi de tam sayı olduğuna göre. Yani yukarısının 0 olması bizim için bir engel değildi. Pay kısmının 0 olması bize bir engel değildi. Bu da rasyonel. Peki A'yı -3 seçmiş. Seçebilir mi? Evet. Zahide. Seçebilir.
Niye seçebilir? Tam sayı. Tam sayı. Rasyonel niye rasyonel? X3 bölü 2 niye rasyonel? Bakın parçalarına bakacağız. A'yı ne seçmiş bu vatandaş? X3. Seçebilir. Tam sayı. B'yi ne seçmiş? 2. Seçebilir. O da. B'yi 0 seçmediğine göre bu da rasyonel. Peki 8 bölü 0. 8 bölü 0. 8 bölü 0. Beyza. Rasyonel değil. Çünkü paydası 0 olduğu için. Paydayı 0 seçmiş. Bariz adamın yapma dediği bir şeyi yapmış. Yani matematikçi demiş ki, matematik öğretmenleri demiş ki, A'yı B'yi istediğini seç ama B'yi 0 seçme. Sonuçta tanımsız yaparsın ki B'yi 0 seçmiş. Dolayısıyla rasyonel değil. Peki rasyonel sayı değilse nasıl bir sayıdır sorusunun cevabı? Bizim matematikteki buna vereceğimiz cevap tanımsız. Neden? Çünkü tanıma aykırı bir iş yapıyor. Tanımsız. Evet, diğeri rasyonel sayıların sembolü ne peki? Rasyonel sayıların gösterirken nasıl gösteriyoruz? Rasyonel sayıların tam sayılardan ya da doğal sayılardan farklı bir sembolü var mı? Öykü. Büyük Q harfiyle gösteriyoruz. Büyük Q harfiyle gösterdiğimiz başka sayı kümesi var mı? Hiç karışacak. Yok. Dolayısıyla hiç kimseyle karışacak bir hali yok. Büyük Q harfi küçük değil. Büyük Q harfiyle gösteriyoruz. Peki bir şey daha soracağım burada. Eğer bizim bugüne kadar gördüğümüz sayılar sadece tam sayı veya sadece doğal sayılar düşünerek söyleyeyim. Eğer herhangi bir tam sayı yazarsan o tam sayı rasyonel olur mu? Onu anlatıyor şeklimiz. Diyor ki bütün rasyonel sayı, bütün tam sayıların paydasında gizli bir bulunur. Doğru mudur? Evet. Bütün tam sayıların paydasında gizli bir yazacağımız için yukarısını ne alırsak alalım, pay kısmını ne alırsak alalım, payda kısmını bir aldığımız sürece sayımız rasyonel olacak. Sayımızın rasyonel olmasını sağlayan tek şey B'yi 1 seçmemiz. 0 değil, seçebilirim. 0 hariç her şeyi seçebiliyordum. Dolayısıyla bugüne kadar aklınıza gelen bütün sayılar, bugüne kadar hangi sayıları biliyorsanız, tahta kalemi nereye bıraktım ben? Şimdi daha önceki yıllarda öğrendiğiniz bir sayma sayıları kümesi vardı. Sayma sayıları kümesini biraz genişlettik, doğal sayılar kümesini bulduk. Doğal sayılar kümesini biraz daha genişlettik, tam sayılar kümesini bulduk. Şimdi bu yazdığımız küme şunu söylemeye çalışıyor. Diyor ki her sayma sayısı doğal sayı ve tam sayılar rasyonel sayılar kümesinin elemanıdır. Yani bizim bulduğumuz şey vatandaş şunun hepsini birden kapsayan bir sayı kümesi aslında. Rasyonel sayılar hem sayma sayılarını hem doğal sayıları hem de tam sayıları kapsayan geniş, daha geniş bir küme. İçeri doğru doğru değil. Yani içeri doğru bu cümle yanlış. Her sayma sayısı doğal sayıdır. Her doğal sayısı tam sayıdır. Her tam sayı rasyoneldir ama içeri doğru bunu okumuyoruz arkadaşlar. İçeri doğru okumuyoruz. Sadece dışarı doğru. Yani mesela her rasyonel sayı tam sayı değil. Cümlenin tersi yanlış. Düzü doğru. Her tam sayı rasyoneldir. Eyvallah. Her rasyonel sayı tam sayı değildir. Her çift gerektirme yok. Yani terse doğru nasıl bir şey biliyor musunuz? Şöyle bir şey. Et var. Makina. Düze doğru çalışıyor değil mi? Kıyma makinesi. Eti koyuyorsun, bu taraftan kıyma çıkıyor. Bu taraftan kıymayı koyduğun zaman öbür taraftan bütün et çıkmıyor. Yani matematikte bu tarafa doğru çalışıyor sistem ama terse doğru çalışmıyor. Yani eti koydun, kıyma oldu, kıymayı koydun, et oldu. Olmuyor. Dolayısıyla cümle bu tarafa doğru sadece düz. Mesela her öğretmen insandır. Eyvallah. Her insan öğretmen değildir. Terse doğru çalışmaz. İnsan başka bir şey de olabilir ama öğretmen insan olacak. Değil mi? Başka bir şey. İnsan olmayan öğretmen de mi var? Evet. Şöyle küçüktür büyüktür sembolü şeklinde düşünürseniz, bu küçüktür büyüktür sembolü değil aslında ama öyle düşünürseniz sayma sayıları, doğal sayıları, doğal sayılar, tam sayıları, tam sayılardan rasyonel sayıları sayıların içine giriyor. Kısacası özeti şu. Bugün şu cümlenin özeti şu. Sizin dünya üzerinde bu 7. sınıfa kadar öğrendiğiniz bütün sayılar aslında rasyonel sayıdır. Kesir de rasyonel sayıdır. Tam sayı da rasyonel sayıdır. Doğal sayı da rasyonel sayıdır. Ta ilkokuldaki öğretmeninizin size söylediği iki elman var cümlesindeki iki de yine rasyonel sayıdır. Paydasını gizli bir aldıkları için. Siz rasyonel sayılardan başka sayı kümesi zaten bilmiyordunuz.
Ama bunların şekilleri var tabii. Markette gördüğünüz şekil ayrı, okulda gördüğünüz kesilerde gördüğünüz şekil ayrı, evde kullandığınız şekil ayrı. Buradan şunu anlamış olduk. Her tam sayı rasyonel sayıdır. Her doğal sayı rasyonel sayıdır. Her sayma sayısı da rasyonel. Geldik sayı. Buraya. Peki bu rasyonel sayılar nerede? Bu vatandaşlar nerede oturuyor? Yeri neresi? Tam yerini nereden bulabiliriz derken şunu hatırlatmam gerekiyor. 6. sınıfta şunu görmüştük biz. Kesir çeşitlerini. İlk önce türüne bakacağız. Burada ne demiş? Kesrin türünü belirleyin. İlk önce türüne bakacağız. Türler kaç çeşitli? 3. 3 çeşitli. Eğer kesir dediysek, kesir dediysek basit kesir, bileşik kesir, ve tam sayılı kesir tam sayılı kesir olabilir. Türüne baktık. Eğer geçen seneden bildiğimiz türü basit kesirse bu basit kesirlerin oturduğu yerin şekline bakacağız. Negatif mi, pozitif mi? İki şeklimiz var yine. Biraz sonra bunun kavram haritasını size anlatmaya çalışacağım en son dersimizde. Bu konuyla ilgili bütün konuyu aslında özetleyen bir kavram haritamız var. Onu da anlatacağım. Bu kavram haritasına çok benziyor. Onun bir benzeri. Basit kesirse negatif mi, pozitif mi? Bunu değerlendirdiğimizde şunu görüyoruz. Basit kesirler eğer pozitifse sıfırla bir aralığında. Yani sayı doğrusunda şurada. Burada pozitifler oturuyor. Onların mahallesi burası. Pozitif basit kesirlerin mahallesi 0 ile artı 1 aralığında. Burada bir yerde ama nerede? Biraz sonra tam yerinde bulacağız. Negatif basit kesirler ise şurada. Eksi 1 ile 0 arasında. Burada bunu açıklamaya çalışıyor. Diyor ki negatif basit kesirler eksi 1 ile 0 arasında otururlar. Pozitif basit kesirler ise 0 ile artı 1 arasında otururlar. Nerede? Bu mahallede ama bu mahallenin kaçıncı evi? Biraz sonra bunu da bulacağız. Eğer bileşik kesirse o zaman demin arkadaşımız bir şey sormuştu. Biz tam sayılı kesir, bileşik kesir, bileşik kesir, tam sayılı kesir çeviriyorduk. Burada da var mı diye. Burada da var. Burada da var. Yalnız şöyle bir şey var. Tam sayılı kesir çevirdikten sonra tam kısmından ilgilenmiyoruz. Tam kısmından sonraki aralıkla ilgileniyoruz. Onunla ilgili örnekler. Tam sayılı kesir çeviriyoruz yine. Ama tam sayılı kesir çevirdikten sonra bir uygulama yapıyoruz. Onu da yine sunuda göreceğiz. Şimdi vatandaş demiş ki öğretmenin söylediğine bakarsak Muratmış adı. Murat demiş ki hocam 3 bölü 4 rasyonel sayısı sayı doğrusunda nerede? Ben arıyorum arıyorum göremiyorum. Yani Murat'ın söylediği sayı 3 bölü 4 sayısı hangi tür sayı? Basit kesir. İlk önce burada. Basit kesir. Peki basit kesirin hangisine giriyor? Negatife mi giriyor? Pozitife mi giriyor? Önünde işaret olmadığına göre pozitife giriyor. Peki biz şimdiye kadar sayı doğrusunda 3'ün yerini gördük. 4'ün yerini gördük ama 3 bölü 4'ün yerini görmedik. Nerededir yer olarak? Açıklamaya baktığımız zaman basit kesirlerin pozitiflerinin zaten 0 ve artı 1 arasında olduğunu biz söylemiştik. Demin de dedim ki 0 ile 1 arasında bir sürü yer var. Sonsuz tane yer var. Neresinde tam olarak? İşte öğretmen bunun cevabını veriyor. Diyor ki pozitif basit kesirler 0 ile 1 arasında bulunur. 0 ile 1 arasında paydaya böl. Paydası kaç bu kesirin? 4. 4'e böl. 4 eşit parçaya bölmüş. Ve 0'dan itibaren 0'dan başlayarak 3 parçasını alacağız. Pay kadarını alacağız. Paydaya böl. Pay kadarını al demiş. O halde 4 Murat eşit parçaya böl. Cevabını öğrendikten sonra bu sefer kafasına takılan başka bir şey var. Diyor ki peki eksi olsaydı, yani basit kesir ama eksi olsaydı, eksi 2 bölü 5 nerededir sorusun cevabı? Yine şuraya giriyoruz. Basit kesirler bu sefer negatif olanlar. Nerede oturacaklar? Yani arayacağımız mahalle neresi? 0 ile eksi 1 arası. 0 ile eksi 1 arasında paydaya böl demiş. Yine dokunmamaya çalışıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 eşit parçaya bölmüş. 0'dan itibaren kaçını alacak? Pay kadarını, yani 2 kadarını alacak. Sıfırdan yola çıkmış, yine iki almış. Bakın, pozitiflerde soldan sağa gitmiyoruz. İkisinde de sıfırdan gidiyoruz. Pozitiflerde de sıfırdan gidiyoruz, negatiflerde sıfırdan gidiyoruz. Hocam, onda bu tarafa doğru gittiniz, bunda bu tarafa doğru gittiniz demeyin. Sıfırdan başlıyorum. Sayı sıfırla eksi bir arasında 5'e böldüm, ikisini aldım. Şimdi
Şimdi arkadaşlar az önce deminden beri anlattığımız şey, rasyonel sayıların tanımları üzerinde durduk, rasyonel sayıların işte herhangi bir rasyonel sayının tam sayı olduğunu, doğal sayı olduğunu falan gösterdik. Bunların hepsinin ana bir şemada gösterildiği durum var. Yani konularımızın hepsinin çevresine döndüğü ana bir çerçeve var. Ona biz kavram haritası diyoruz. Şöyle bir kavram haritasında rasyonel sayıların her birisinin hangi konunun ne zaman işleneceği, hangi konunun kuralının olduğu gösterildiği şu haritayı biz kavram haritası diyoruz. Zihnimizde biz bazı bilgileri böyle fotoğraflayarak tutuyoruz. Bu da rasyonel sayıların fotoğraflı olarak aklımıza kalıcı kısmı. Ne varmış rasyonel sayıda? Örnek vererek kaç tane kavram haritası da size çizdireceğim. Kavram haritası ile ilgili, istediğiniz bir konuyla ilgili kavram haritasını siz oluşturacaksınız. Ama şimdi rasyonel sayılarda kavram haritası nasılmış ona bakalım. Rasyonel sayı dediğimiz zaman bu rasyonel sayıların kesirlerle ilişkisi nedir? Bir bölgesi. Rasyonel sayıların sayı doğrusunda nasıl gösterilir? Bir başka bölgesi. Rasyonel sayılar nasıl birbirine eşit olur, denk rasyonel sayılar, kesirler olur? Başka bir konusu. Tanımı başka bir konu. Rasyonel sayıların diğer rasyonel sayılarla, diğer tam sayılarla, diğer doğal sayılarla ilişkisi nasıldır? O da başka bir alanı. Yani bu dalların hepsini biz gördüğümüzde rasyonel sayılar aslında kafamızda oturmuş oluyor, bitmiş oluyor. Bu kavram haritasına göre çalışıyoruz. Sizler de işlerinizi, güçlerinizi yaparken hangi alan olursa olsun, demin futboldan da örnek verdik, başka bir şeylerden de. Hangi alan olursa olsun ortasına, merkezine o etkinliği koyarak o etkinliğin civarında neler öğrenebileceğimizi kafanıza kodlarsanız bir şey es geçmemiş olursunuz. Mesela ben bu rasyonel sayıları, bu kavram haritasını çok güzel yaptıysam eğer, rasyonel sayıları da buna göre işlediysem artık gözümden bir şey kaçmaz. Bu okları düzgün yerleştirin ve deyin ki rasyonel sayının tanımını verdim mi? Verdim. Artık rasyonel sayıların kesirlerle ilişkisini, sayı doğrusunda göstermesini, rasyonel sayıların diğer sayılarla ilişkisini gördükten sonra rasyonel sayı tanımı benim için biter. Kavram haritası ne kadar güzelse, ona uygunluk, plan uygunluk o kadar güzelse bizim de işimiz o kadar güzel olur. Bu kavram haritası kötüyse uygun olmayan bir şey yazdım. Burada rasyonel sayılar var. Sen gittin kare köklü sayılarla ilgili bir davranış koydun. Anlamazsın. Kavram haritası düzgün olursa da konuyu kavrayabilirsiniz. Kavram haritası önemli. Hayatınızda kullanmanız bence sizin yararınıza olabilir.